hilal başına, sülükleri düşmüş hilal kaşına, yemini bağlamış telli başına, sülükleri düşmüş hilal kaşına, henüz girmiş 13-15 yaşına, edalı çitmeli göçmen güzeli, henüz girmiş 13-15 yaşına, edalı çitmeli göçmen güzeli. Seni göçmen kız alıp kaçayım, telli duvağına altı saçayım. Gel seni göçmen kızı alıp kaçayım, telli duvağına altı saçayım. Seni bu diyardan alıp kaçayım, edalı cilveli göçmen güzeli. Seni bu diyardan alıp kaçayım, edalı cilveli göçmen güzeli. Evet, evet, Demir Terzioğlu sizlerle birlikte yüksek hızınızla hep beraber gönülden onu alkışlıyoruz. Bahçede bülbül durmayıp devşirir demet demet gül. Sabah olur öter bahçede bülbül durmayıp devşirir demet demet gül. Takılmış göğsüne püskünlü sümbül, edalı cilveli göçmen güzeli. Takılmış göğsüne püskünlü sümbül, edalı cilveli köylü güzeli. Takılmış göğsüne kokulu sümbül, edalı cilveli köylü güzeli, göçmen güzeli. Teşekkür ederim, ağzınıza sağlık. Aç, aç. Benim arkadaşım hasta. İhtiyacı var. Aç ağzını kız. Var var, ihtiyacı yok. Nilay'cığım benim güzel arkadaşım, hoş geldin. Hoş bulduk. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür Şimdi ederim. Bana diyor ki Nevin hep siyah olmayalım dedi. Şunu giyeceğim olsam bunu giyeceğim olur mu dedi. Vallahi çok güzel olmuşsun. Bir bakayım şöyle. Oh çok güzel. Zaten sana her şey çok yakışıyor. Çok güzelsin. Ama cevap vereceğim. Sen de çok güzelsin. Gerçekten senin programın... Güzelim zaten var. Aç. Aç. Senin ihtiyacın var. Bu da konuğuma kalsın. Çok şık ara. Bunu da konuğuma bırakıyorum. Senin programına geleceğim diye. Senin programın şıkır şıkır cıvıl cıvıl. Sarıl bakalım bana şöyle. Tabii ya, incecik beline sarılıyorum. İncecik görünmüyor ama ekranlarda bakın şuraya. Lahana yedim. Bir haftadır lahana yiyorum. Dün burada inanılmaz güzel yemekler yapıldı. Yemek yedik. Dün gece Nazlı'ya telefon açtım 12'de. Nazlı pizza ve çikolata musufle yiyordu. Aa. 12'de Nazlı çikolata musufle ile pizza, bir de elma dilimi patates yiyordu benim Nazlı. Evet, biz yiyorduk oğlumla ikimiz. Afiyet olsun, sen yiyebilirsin. İnceciksin. İncecik, incecik bir gram. Bu plazmaları kim yaptıysa kaldırın şu plazmaları ya. Yok böyle bir şey. Evet, neyse bayağı. Hayatım, iyi misin? Çok iyiyim. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Biz Ocak ayının ikinci haftası pazartesi günü nereye gidiyoruz imza gününe? Gümücüne'ye gidiyoruz. Sevdamın göçünün imza günü var. Bütün Gümücüne'ye yine buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Gönderiyoruz. Bütün yönetmen ve oyuncu arkadaşlarımıza sevgilerimizi. Görüşmek üzere, az kaldı. Çok geliyoruz göçmen kızıyla. Geliyoruz. Evet. Kiminle geliyoruz? Seninle, neyse. Sensiz olur mu? Tamam, senin arabayla gidiyoruz. Ben iyi şoför değilim çünkü. Ben fena değilim İdare. Nasıl? Geri geri park edebiliyor musun, onu söyle bana. Ediyorum. Park ediyorum. Ben ediyorum. Ben edemiyorum ama ediyorlar benim arabayı, geri geri park ediyorlar. Herkes öyle, herkes öyle yapıyor. Canım benim neyimi merak ediyorlar, söyle bakayım. Vallahi seni yakından görmeleri lazım.
Görsün ya, bunu hissetmeleri lazım. Ekrandan yansıyor ama bir de yakın yerde görmeleri çok daha iyi olacak bence. Çok teşekkür ederim. Başka neyi merak ediyorlar? Çok merak ediyorum senin çevren. Evet. Aa, bu orkide için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şöyle bırakayım. Valla diyorlar ki nasıl bir enerjidir bu, cıvıl cıvıl. Ya canlı en çok kolay bir şey değil. Gerçekten böyle konuşabilmek, anlatabilmek. Yani hakikaten seni tebrik ediyorum. Herkes bu enerjiyi konuşuyor. Bütün akrabalarım, bütün dostlarım. Hepsi seni soruyorlar. Ben çok teşekkür ederim. Herkes seni ya, soruyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum kendimi izlerken bu normal bir Nevin değil diyorum. Gerçekten normal değil. Ben kendimi ekranda izlediğim zaman tanıyamıyorum. Ama şu var, işi severek yapıyorsun. Acaba? İşte tabii. İşi 18 yıl ama. 18 yıl. Severek yaptım ama ilk ünlüysün. Bence. Çok teşekkür ederim. İşini çok severek yapıyorsun. Başarının anahtarı. Hilal, mümkünse bu bluzu kuliste giderken bırakır mısın? Ay, kolları da çok güzelmiş. Canımsın, seni ben çok seviyorum. Bugün ne yapıyoruz? Hemen tariflere başlayalım. Ondan sonra yine sohbet etmeye devam edeceğiz. Ama anneni ve kızını, senin anneni buradan kokulu kokulu öpüyorum. Ondan sonra konuğuma hemen davet edeceğim. Çünkü çok uzaklardan geldi. Kurtuluş Usta da bizi izliyorsa ona da sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Tamam, çok güzel. Şimdi ben cevizle yazacağım. Evet, ekranda çıkacak. Bir payı yapıyoruz. Çok pratik. Çok acil durumlarda çocukların da çok sevdiği. Hem çok hafif. Pilfey hamuruyla beraber. Önceden yoktu ama artık her şey hazır olduğu evet, için. Evet, hazır oldu. O yüzden bizlere, hanımlara da kolaylık oluyor tabii gerçekten ki. Gerçekten öyle. Çok lezzetli, çok pratik, hemen yapılabilen bir şey. Ya senin bugün heyecan mı var? Ben mi? Ya bir şey olabilir mi? Bir sarılsana bana. Sarılayım. Kim çocuk? İyi sarılamadın. Sarılayım. Ben sevgi istiyorum. Aşk olsun. Olmaz mı canım benim? Evet. Evet. Nerede kaldın? Evet. Çikolata enerjimi arttırdı. Arttırdı valla. Bak vallahi. Ya Mehmet, bugün ederim. Yazıları biz okuyamıyoruz ekrandan. Neden öyle? Pembenin üstüne yapıştırmışız ya. Evet. Gerçekten okuyamıyoruz. Evet. 12 adet milföy hamuru var. Ben hatırlıyorum tariften. Evet. 4 adet elma. Normalde sen bana 2 adet söylemiştin. Ama ben elması çok olsun diye, çünkü elmayı çok seviyorum tatlılarda. 4 adet. Evet. Ben yaptım 4 adet. Çok daha iyi olmuş çünkü... Bir su bardağı şeker, bir tatlı kaşığı tarçın, bir su bardağı kırık ceviz, bir çay bardağı pudra şekeri piştikten sonra üzerine olacak herhalde. Evet, evet, tabii. Şimdi gösterelim mi bir tanesini hayatım? Tabii, hemen şöyle yapalım. Ben şey olsun diye arkadaşlar. Şöyle yapalım. Hı-hı. Çünkü görünmeyecek. Ben göstermek istiyorum. Ben elmayı pişiriyoruz biliyorsunuz. Bu senin uydurmasyonun mu yoksa? Bu benim uydurmasyonum, evet. Bu benim uydurmasyonum. Yani elmayı önceden kavurduk. Kavurduk. Nerede? Kavurduk. Birlikte. Evet. Sonra içine koyuyoruz milföy hamurunu. Şöyle evet. Biraz taşabilir, sorun değil. Şu şekilde. Evet. Alabildiği kadar. Yakın alırsanız. Şöyle. Tayfun değil. Neydi? Taner. Yakın alır mısın hayatım? Hani görelim. Evet, şimdi hanımlar da görsünler. Diziyoruz. Daha sonra aynı şekilde şöyle. Şöyle ben göstereyim. Bakın, milföy hamurunu yarıya kestik. Bunu böyle yaptık değil evet, mi Nilay? Aynen. Sonra kapatıyoruz. Ay, parmaklarını alıp. Sonra kapattık. Evet, etrafını kapatıyor muyuz? Kapatıyoruz. İyice kapatıyoruz. İyice tabii, kapatıyoruz. İyice kapatması lazım, içinde kalsın. Kapatıyoruz Taner. Kapattık. Böyle tepsiye dizdik. Tepsiye dizdik. Nilay bol bol yapalım dedi. Herkes yesin dedi. Gerçekten programdan sonra burada inanılmaz güzel bir sohbet oluyor. O yüzden bol bol yaptık. Daha sonra üzerine bir şey sürüyor muyuz Nilay'cığım? Hayır. Özellikle sürmüyoruz. Yumurta sarısı sürmüyoruz. Çünkü o böyle kabarıyor. Sonra evet. Piştikten sonra da pudra şekerine döküyoruz. Ve çok lezzetli oluyor. Sunumunda pudra şekerine tabii ki evet. Güzel olur. Şimdi bugün çok uzaklardan bir sanatçı arkadaşımız geldi. Gerçekten çok şık da giyinmiş. Arkada görüyorum. Kendisiyle ben her zaman söylüyorum. Program öncesi konuklarımla görüşmüyorum. Nazlı ilgileniyor. Çünkü bana çok sahte geliyor. Program öncesi görüşüp hem programda ay hayatım tekrar hoş geldin demek. Ben sahte şeyleri sevmediğim için, doğal olduğum için böyle yapıyorum. Yıllardır sizler zaten beni biliyorsunuz. Hatta seninle bile program öncesi görüşmüyoruz. Evet. Daha böyle yapıyorum. Evet. Ah hayatım ne kadar güzel sesin geliyor. Seni de öyle aynen cıvıl cıvıl. Ya bir şey söyleyeyim. Böyle güzel hanım bekar kalabilir mi ya? Vallahi. Yani... Bir erkek sana sorayım o zaman. Böyle bir ben, bayan. Ben kalıyor mu? Söyleyeyim. Beni kimse almaz. Güzel konuşuyorsun ama
cıvıl cıvıl doğru. Cıvıl cıvıl ne yapsın adam beni böyle devamlı gülen devamlı konuşan bir kadını ya. Dur. Program sonrası pilim bitiyor. Hiç konuşmak canım istemiyor hatta sesim bile çıkmıyor. Sen konuşmayandan kork. Konuşmak her zaman iyidir. Yoksa. Tepkiler güzel miydi geçen hafta programla çok, ilgili? Çok gerçekten hakikaten programı çok güzel. Herkes pazar günleri senin yüzünden evde oturuyor. Cumartesi pazar. Hem hostes, hem oyuncu, hem bir anne, hem güzel yemek yapar. Seni evlendireyim ben Nilay. Böyle iyi gidiyoruz böyle. Gezeriz değil mi birlikte böyle kocamanca olmayınca beni kocalara da bakın. Evet şimdi 2 dakika sonra konuğumu davet edeceğim. Uzaklardan geldi çok bekletmek istemiyorum. Ama bir telefonumuz varmış alo diyoruz. Anne gel. Alo. Alo merhaba göçmen kızı. Çok teşekkür ederim hoş geldiniz. Nevin Terlioğlu ile görüşüyorum değil mi? Bugün gelmedi. Bugün gelmedi. Bugün gelmedi. Şimdi çok severek izliyorum. İstanbul'dan arıyorum ben. Benim gözümden. Çok teşekkür ederim. Göçmen misin? Evet, dedelerimiz göçmen. Şeyden Selanik'ten göçmüşlerdir ama mağdur onlardır. Çok güzel. Ben göçmen veya başka bir şey ayrımı yapmıyorum. Sadece göçmen misin diye sordum. Son olarak ne söylemek evet. istersin canım benim? Senden şarkı istiyorum ben. Çok güzel söylüyorsun. Hisleri affedelim diye. Aa bugün çok güzel sanatçım var ama ben neyim ki onların yanında. Ben böyle bazen konuklarım hani programa gelmiyorlar ya. Programın o kısmını doldurmak için 2-3 tane şarkı söylüyorum. Ben ama ses sanatçısı değil. Ben çok seviyorum. Çok seviyorsun. İnşallah sonunda da devam etmek istiyorum. Hayatım şöyle yapalım mı? Ben sana söz vermeyeyim. Sonlarına doğru bakarız duruma, program formatına. 3 saatimiz var, bol bol zamanımız var zaten. Ama Sayın abi varken ve Özkan varken bana şarkı söylemek düşer mi? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Canım ne söylemek istersin son olarak? İyi hafta sonları diliyorum herkese, iyi pazarlar diliyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Çok güzel bir gün. Her şey güzel, seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Allah var ya bu yüzünden hiç güler yüzünü eksik etmesin. Aynı hayat dolusun, sevecensin. Her şeyden önce merhametlisin. O yüzden seni çok seviyorum. Evet, sana kolay gelsin. Yavaş yavaş yap, gene geleceğim tamam, yanına. Okay. Hadi bakalım. Evet, şimdi bu beste kime ait? Neden bu sözler var içinde Özkan? Efendim, bestenin sözü müziği bana ait. Ama neden? Sana sormak lazım. Bilmiyorum Özkan'cığım. Ben yumurtayla sütü karıştırırken ben de sana neden git dememiş bakalım. Git mi demiş yoksa? Git deme. Niye kızardın? Şimdi... İzliyor mu yoksa seni? Yok yok. Şimdi... Bakalım neden dememiş. Telefona bir ara desene. Alo. 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 Buyurun. Merhabalar. Merhabalar Özgür Bey. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun, valla yemek yapıyoruz burada. 2 tane güzel bayan var. Çok şanslı bir adamım ben. Böyle evet. 2 tane güzel insanla yan yanayım. Sanki bir tanesini Allah gümüş kalemle çizmiş. Baksana bu kadar güzel olamaz. Yani buradan yakından görseniz ışıl ışıl. Nevin ablacığım. Efendim. Gelmedi bugün. Alo. Efendim Nevin ablacığım. Özgürcüğüm hoş geldin hayatım nasılsın? Teşekkür ederim ablacığım sağ ol sen nasılsın? Çok teşekkür ederim nasıl görünüyoruz bugün? Orkide önümüzde canlı canlı. Sen ne getirdin Özkan bana? Ben öbür gelişimde getireceğim. İncir getireceğim. İncir mi? Evet. Biz diyetteyiz Özkan. Özgürcüğüm sözü sana bırakıyorum canım benim. Nevin ablacığım bugün çok şıksın, çok güzelsin. Her zamanki gibi. Çok teşekkür ederim. Ama beni bir türlü evlendirmedin, bana çok kızıyorum sana. Şimdi Özkan da bekar. Nilay da bekar.